Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabındaki açı kenar bağıntıları konusundaki gizli dar ve geniş açılar konusunun testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Açı kenar bağıntılarında bazen açılar geniş ya da dar olarak direkt verilmeyebilir. Bunu bizim bulmamızı isteyebilirler. Ben de şöyle bir şey söylüyorum. Ekstra bilgi verildiği zaman genelde geniş ya da dar açı bilgisi kullandırıyorlar haberiniz olsun buraya baktığımız zaman, hocam burada 6 var 8 var direkt üçgen x bulunmaz mı? Evet yanlış düşünüyorsun. Çünkü şuradaki verilen bilgi boşu boşuna verilmedi. E hocam burası 90 derece ya bak şu açı şu açı ve şu açının toplamı 3'ünün toplamı boyunuzdan dolayı 90 eşitti ya. O yüzden bunların hepsi dar açıdır. Yani burada kaç kesinlikle ama kesinlikle dardır. E bu açı darsa darın kolları 6 ve 8 var. 6 8 10 üçgenden 10 olacak. Ama 90 olsaydı 10 olacaktı. 90'dan küçük olduğu için 10'dan küçük olacak. Sağ tarafa yazacağım. E zaten alt sınırda kaç yapıyor? 8 eksi alttan 2 yapıyor. En büyük tam sayı değeri isteniyor. 9 olacaktır. Yani cevap böylelikle 9 yaptı. Geldik diğer soruya. Burada da aynı mantık. Hocam sadece bu üçgenle yapılamaz mı? Hayır. Şurada 90 derece verilmiş. E hocam şunun, şunun ve 90'ın toplamı burayı veriyor. O zaman burası 90 ile 2 açının toplamı olduğu için kesinlikle geniştir. O zaman x'i aldım. 9, 12. 90 olsaydı 15 olacaktı. Ama 90'dan büyük olduğu için 15'ten büyük olacak. Sol tarafa yazacağım. Üst sınırda nedir arkadaşlar? Toplamlarıdır. Aralığı bulduk. En küçük tam sayı değeri isteniliyor. Cevap böylelikle kaç yapıyor? 16 yapıyor. İkinci soru 16 oldu. Geldik 3'e. Evet burada da açı ortaylar verilmiş. Ekstra bir bilgi var. Şurada kaç neydi? 90 artı A açısı bölü 2 değil miydi? Evet. Yani bu açı kesinlikle geniş. Direkt kenarlarda geniş açısının kollarında 3 ve 5, 3 ve 4 olsaydı kısa yoldan yapabilirdik ama ee, direk özel kenarlar olmadığı için geniş açı formülünü uygulayacağım. Yani x'in karesi büyüktür. 3'ün karesi artı 5'in karesi. x'in karesi büyüktür. 9 artı 25. 34 yapar. 5 sağlıyor mu sağlamıyor. 6 sağlıyor mu sağlıyor. Yani x büyük eşittir 6. Zaten en küçük tam sayı değeri, is değeri isteniyor. En küçük tam sayı değeri de 6'tan büyük ya da eşit olduğunda en küçüğü de 6 olmak zorunda. Ü örnek 3 6 oldu. Geldik örnek 4'e. Peki ne var burada? Hocam sadece şu üçgende biz işlem yapamaz mıyız? E, niye burada ikiz kenarlığı verdi? Ekstra bir bilgi var. Büyük ihtimalle neyi kullanacağız? Genişlik ya da darlık. Hocam ikiz kenar üçgenin taban açıları daima ama daima dardır. Niye? Ezbere mi yapalım? Yapma kardeşim. Bak şimdi şu ikiz kenarda bir yükseklik çizsen üçgen içine düşeceğini biliyorsun ya. A bir dik üçgen. Dik üçgende bu açılar dar açıdır. E burası dar. Dolayısıyla ben şu üçgendeki incelememi yapacağım. Burası geniş ya. E hocam 90 olsaydı 5 12 13 olurdu. 90'dan büyükse 13'ten büyük olacak. 13'ten büyükse 13'ü sol tarafa yazacağım. Toplamları da burada olacak. Zaten benden en küçük tam sayı değeri isteniyor. 13 ile 17 arasındaki en küçük tam sayı değeri 14'tür. Yani cevap 14 oldu. Geldi örnek 5'e. E hocam sadece bu üçgende ama bu 90 niye verildi? Çünkü burası dar, burası da dar. E burası darsa burası kesinlikle geniştir. E hocam burada geniş açı formülünü uygulayacağız. Ee, o zaman ne yapacağız? X'in karesi büyüktür. 5'in karesi artı 8'in karesi diyeceğiz. X kare büyüktür. 25 artı 64 diyeceğiz. X kare büyüktür. 89 diyeceğiz. 5 sağlamıyor. 6, 7, 8, 8, 64 yapıyor. 9, 81 yapıyor. 9 ve 9'dan büyük değerler sağlanıyor. Yani X büyük eşit 9'dur. X büyük eşit 9 mu? Evet 9'dur. En küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. 81 sağ ay 81 sağlamıyor ki ya 9 81 büyüktür. 89 sağladı mı? Sağlamadı. E o zaman ne yaptı? 10 sağladı mı? Sağladı. Cevap böylelikle 10 oldu. En küçüğü isteniyor. Tam aralığı tutmamıza gerek yok. Örnek 5, 10 oldu. Geldik örnek 6'ya. Bu biraz zor. En büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor X'in. Arkadaşlar bu niye verilmiş? Dış açı ortay. Dış açı ortay. Şurası nedir? 90 eksi A açısı bölü 2 olduğundan dolayı kesinlikle A kesinlikle dardır. E hocam burası dar. Dar açı formülünü uygulayacaksın. Yani x'in karesi küçüktür. 7'nin karesi artı 8'in karesi. x'in karesi küçüktür. 49 artı 64 yapıyor. O zaman x'in karesi ne olacaktır arkadaşlar? Ee, topladığım zaman 9 4 daha 13. 4 alt daha 10. 113 yaptı x kare. E ee, hangi değeri sağlıyor arkadaşlar? 10 sağlıyor. 11 sağlamıyor. 121 yaptığı için. Yani x küçük eşittir. Kaç yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. Hocam alt sınırı bulmaya gerek var mı? Burada gerek yok arkadaşlar. Çünkü üst sınır isteniyor. Alt sınır da lazım olmuş olsaydı yalnız şuna dikkat edecektin. Hocam bu dış açı ya. Açı orta olduğu için tamamı 180 ya. O zaman burası da dar burası da dar mantığını kullanman lazımdı. Yani şuradaki darı kullanmana gerek yok. 7'nin karesi zaten 8'in karesinden küçük. Bir de şuradaki darı kullanacaktı. 8'in karesi küçüktür. X'in karesi artı 7'nin karesi. Oradan da alt sınır gelecekti. Aa, bizden zaten sadece şey istenildiği için üst sınır istenildiği için cevap kaç oluyor? 10 oluyor. Yani örnek 6'yı böylelikle 10 bulduk. Ve testi bitirdik mi? Evet bitirdik. Böylelikle ne diyoruz? Bir sonraki videoda özel açı eşitsizliklerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.